Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Bugün sizlere Miray Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nda sözcükte anlam olayları ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde ayrıt içindeki anlam olayına yer verilmemiştir diyor. Alt içine baktığımızda Kaf Dağı'ndan bir taşı şöyle attılar bana. Öylelik yola düştü, boza yazdı yüzümü. Arkadaşlar bu beyitte nerede mübalağa var? Tabii ki Kaf Dağı'ndan bir taş atılması. Bu mübalağadır, abartmadır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. C seçeneğinde o gözler ve o kaşlar, o inci gibi dişler, o tenler ve o saçlar yılan çıyan içinde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dişi neye benzetiyor? İnciye benzetiyor ve bunu gibi edatıyla yapmış. Ayrıt içinde de bize zaten benzetmeyi vermişti. Kullanıma uygun olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde gelin bir nazar eylen ne oldu cihan içinde? Niceler toprak oldu bu az zaman içinde. Güzel adlandırma demiş. Peki burada güzel adlandırma nerede arkadaşlar? Bakın toprak oldu ifadesinde. Toprak olmak ölmek için kullanılır. Dolayısıyla kulağa hoş gelmeyen bir sözcüğün yerine kulağa hoş gelen naif bir sözün kullanıldığı görülmektedir. Bu da güzel adlandırmadır. Bu yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. O güller soldu, bülbüller ağlar oldu. Ata ana ağladı, kaldı zindan içinde. Deyim aktarması var demiş arkadaşlar. Nerede peki bülbüllerin ağlaması? Bülbüller ağlayamaz. Ağlamak insana özgü bir durumdur. Dolayısıyla arkadaşlar insandan doğaya bir aktarımın olduğu görülmektedir. Yani kişileştirme var. Açıklamaya uygun bir şekilde kullanılmış. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda iplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş. Becit becit ısmarlar gelsin alsın bezini. Arkadaşlar burada çulha kelimesi kafanızı karıştırmasın. Çulha el tezgahında bez dokuyan kimse ve dokumacı anlamına gelir. Dolayısıyla bakın burada dokumacıya iplik vermiş, sarıp sarıp o da yumak etmemiş, becit becit ısmarlamış. Gelsin alsın bezini diyerek çulhayla yani o bez dokuyan kimseyle konuştuğunu görüyoruz. Kişileştirme yok. O yüzden açıklamaya uygun bir şekilde kullanılmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır demiş. Bakalım. Rabbim, Rabbim bu işi bildim neymiş Türkçesi? Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi. Şimdi arkadaşlar, bu beyte baktığımızda bakın aşkı neye benzetiyor? Ateşe benzetiyor. Peki ateşi neye benzetiyor arkadaşlar? Gül bahçesine benzetiyor. Dolayısıyla burada benzetme sanatı vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada benzetme, ad aktarması, mübalağa, dolaylama gibi anlam olaylarından hangileri vardır? Parçamıza baktığımızda Reşat Nuri Güntekin çoğunlukla romancı olarak anılmaktadır. Reşat Nuri'yi okurken bir bakıma Anadolu'yu okumuş olursunuz. Anadolu insanının geçimini sağlamak için ekmek kapılarındaki savrulmalarını, hayata tutunmak için gösterdiği çabayı görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar, Reşat Nuri'yi okurken derken onun eserinden bahsediyor. Eser-yazar ilişkisi. Dolayısıyla burada ne var? Ad aktarması var. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanıldığını görüyoruz. Yine aynı kullanım Anadolu kelimesinde de var. Anadolu insanını, onun hayatını anlamına getirmiş. Peki diğer anlam olayı nerede arkadaşlar? Şuradaki ekmek kapılarındaki. Ekmek kapısından bahsettiği şey nedir? İştir. Herhangi bir iş yerinde çalışmak. Dolayısıyla işten bahsediyor. Burada ne var peki? Bir sözcük birden fazla sözcükle anlatıldığı için burada da dolaylama vardır arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız 2 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. İnsanlar dalgasına tutunmuş bir gemiyim. Sağa sola sallanıp bakın çırpınıyorum. Fakat bilmem ki sarhoş onlar mıdır ben miyim? İnsanlar dalgasına tutunmuş bir gemiyim. Deliklerim açıldı tazyikinden suların. Kudurmuş denizinde hakkın çırpınıyorum. Güverteyi yıkıyor çığlığı yolcuların. Kudurmuş denizinde hakkın çırpınıyorum. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki anlam olaylarından hangisi yoktur demiş.
mübalağa. Mübalağa arkadaşlar, bakın şurada var. Yolcuların çığlığından dolayı bir güverte yıkılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir abartma, mübalağa olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Deyim aktarması nerede? Tabii ki kudurmuş denizinde ifadesinde görüyoruz. Denizler kudurabilir mi? Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir deyim aktarması var. Bunu da elemiş oluruz. Peki kişileştirme var mı? Tabii ki var. Bakın, bilmem ki sarhoş onlar mıdır derken neyi kastediyor arkadaşlar? Gemileri kastediyor. Ve parçanın genelinde geminin konuşturulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada kişileştirme vardır. Bunu da elemiş oluruz. Peki benzetme var mı? Benzetme de var arkadaşlar. İnsan dalgasına tutulmuş bir gemiyim diyerek yazar kendini neye benzetiyor? Gemiye benzetiyor. Bundan dolayı biz bunu da elemiş oluruz. Peki dolaylama var mı? Burada dolaylama yok. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. O sevgilinin bağış sofrasına elimiz ulaşmaz. Ona kavuşma nimetine boşuna dişimizi sıkarız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Bu dizelerdeki altı çizgi sözcükte görülen anlam olayı vardır. Dişimizi sıkarız ifadesinde bakın arkadaşlar, dişini sıkmak gerçek anlamda kullanılmıştır. Yani gerçekten dişini sıkıyor olabilir. Bir de arkadaşlar diş sıkmak ne anlama gelir? Zorluklara, değil mi? Ya da sıkıntılara ya da bir güçlü arkadaşlar katlanmak anlamına da gelebilir. Hem gerçek bakın hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla burada ne vardır? Burada arkadaşlar kinaye vardır. Şimdi seçeneklere baktığımızda namazdan çıktılar, seyre gittiler, zavallı zahitler gör ne ettiler. Var mı böyle bir kullanım? Yok. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. O sevgili açtığı yaraya elmas parçası eker. Bu lütfu devam etsin, iyilik üstüne iyilik eder. Burada var mı arkadaşlar böyle bir kullanım? Burada da yok. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Kalbim yırtılıyor her nefesinde, kulağım ruhumun kanat sesinde. Burada var mı? Bakın burada da göremedik. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ellerim bir kanat gibi titrekti. Tutmasan gözümden yaş inecekti. Benzetme var. Fakat arkadaşlar kinaye yok. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda değirmeni döndürmek zor. Bu hayat hengamında tek başına. Şuradaki değirmeni döndürmek ifadesi bir hem gerçekten bir değirmeni döndürmek anlamında kullanılmış olur. Bir de arkadaşlar para kazanmak, geçinmek, aynı zamanda herhangi bir işin varlığını devam ettirmek anlamında da kullanılabilir. Dolayısıyla hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanıldığını görüyoruz. Biz buna kinaye diyoruz. Yukarıda verilen dizelerle örtüştüğünü görüyoruz anlamsal olarak. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Duyarsa öldüğünü alacaktılar. Haklarını helal ederler elbette. Alacağına gelince alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Bu dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır demiş. Arkadaşlar dizeye baktığımızda rahmetli bazı kişilerden borç almış ama kimseye de ne yapmamış? Borç para vermemiş. Dolayısıyla burada tariz yani iğneleme sanatına başvurulmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede dolaylama kullanılmıştır. Dolaylama bir sözcükle anlatılabilecek bir kavram ya da varlığın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. İlgili cümleye baktığımızda yaşadığı zorluklara rağmen baba ocağından ayrılmamış, zorlukların üzerine gitmişti. Bakın şuradaki baba ocağı kelimesinden kastettiği şey ailesi. Dolayısıyla burada dolaylama vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde ikinci cümlede güzel adlandırma yer almıştır diyor. Güzel adlandırma neydi arkadaşlar? Kulağa hoş gelmeyen sözcüklerin yerine kulağa hoş gelen daha naif, daha güzel kelimelerin kullanılmasıydı. İki numaralı cümleye baktığımızda çevresi tarafından akıl hastası olarak nitelendirilmesi onu çok ama çok üzüyordu. Akıl hastası diye kastettiği kişiler delidir arkadaşlar. Delilere akıl hastası denir. Dolayısıyla bakın kulağa hoş gelen daha güzel, daha naif bir ifade kullanılmış. Dolayısıyla burada güzel adlandırma vardır. Bunu da elemiş oluruz.
C seçeneğine baktığımızda 3. cümlede ad aktarmasından yararlanılmıştır diyor. Ad aktarması neydi arkadaşlar? Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. 3 numaralı cümlede akademisyenlik kürsüsünden yıllarca bu toplumun gençliğine kılavuzluk yaptı cümlesinde akademisyenlik kürsüsünden kastettiği şey üniversite arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ad aktarması var. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. 5. cümlede benzetme kullanılmıştır. Etrafını gökyüzündeki ışık gibi aydınlatıyor ve etrafına tükenmez bir enerji katıyordu. Arkadaşlar gökyüzündeki ışık gibi aydınlatıyor diyerek benzetme yapılmıştır. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. Zaten benzetme datı olan gibi de kullanmış. D seçeneğinde ise 4. cümlede deyim aktarması vardır diyor. Bakalım arkadaşlar. Herkese burun kıvırıyor ama bir türlü istediği başarıya kavuşmak için çabalamıyordu. Bakın burun kıvırma. Hem gerçekte burnunu kıvırabilir, bir de arkadaşlar hiçbir şeyi beğenmiyor olabilir. Dolayısıyla burada ne var? Burada kinaye var. Burada deyim aktarması yok. O yüzden de doğru cevabımız deyim aktarmasının olmadığı yani kinayenin olduğu D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Dolaylama bir sözcükle anlatılabilecek bir kavram ya da varlığın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. A seçeneğine baktığımızda baktık yine yukarıdan Yeditepeli şehre onun izni ve cesareti tam yerine gelmeden. Yeditepeli şehir diye kastettiği şey nedir? İstanbul'dur. Dolayısıyla burada dolaylamaya yer verilmiş, bunu elemiş oluruz. Evin direği olmadan ne kendimize ne çevremizdeki insanlara faydamız olabilir. Evin direği diyerek kastettiği kişi kim? Baba. Bakın burada da dolaylama var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yıllardır özlemle ve büyük bir istekle beklediği gün gelmiş, dünya evine girmişti. Dünya evine girmek, evlenmek demektir arkadaşlar. Bakın burada da dolaylama var. Bunu da elemiş oluruz. Hayat arkadaşının kendisi için ne kadar vazgeçilmez olduğunu onu kaybedince anladı. Hayat arkadaşı dediği şey eşi arkadaşlar. Burada da dolaylama var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise görme engelli bir arkadaşımın ruhundaki ve gönlündeki sevgiyi tarif edemem. Görme engelli diye kastettiği şey kördür arkadaşlar. Burada dolaylama değil. Burada ne var? Burada arkadaşlar güzel adlandırma var. Görmüş olduğunuz gibi kulağa hoş gelmeyen bir sözcüğün yerine kulağa hoş gelen daha naif bir kelime kullanılmış. O yüzden burada güzel adlandırma var. Dolaylama yok. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir anlam olayı vardır demiş. Siyah kanatlarını batıya açtı kuşlar. Benden sana haber getirdi bu çığlıklı uçuşlar. Arkadaşlar benden sana haber getirir diyerek kuşlar haber getirip götürebilir mi? Hayır. O yüzden burada ne var? Teşhis sanatı var arkadaşlar. Yani kişileştirme sanatı var. Dereler ardın sıra akmağa koyulmuşlar. Arıyor batan güneş seni dağlar ardında. Arkadaşlar güneş herhangi bir kişiyi arayabilir mi? Hayır. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Bakın burada da yine teşhis sanatının kullanıldığı görülmektedir. C seçeneğine baktığımızda önünde dün beyazlar giyinirken kara kış, bugün sessiz kalan yaz kara bağlar ardında. Arkadaşlar beyazlar giyinirken kara kış demiş. Yine sensiz kalan yaz karalar bağlar demiş. Burada da görmüş olduğunuz gibi insana ait özellikler doğaya aktarıldığı için yine teşhis sanatına başvurulmuştur. D seçeneği dursun arkadaşlar. Feryat ediyor güneş. Geçmişin ardından bir daha açılmak istemiyor seher vaktinde. Güneş feryat edemez. Dolayısıyla burada da ne vardır? Teşhis sanatı vardır. D seçeneğine baktığımızda ise gezdirir rüzgar gibi üstünde yamaçların boynuma çifte zincir, çift örgülü saçların ifadesinde. Bakın gezdirir rüya gibi diyerek gibi yani benzetme edatını kullanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada ne var? Bir benzetme vardır. A, B, C ve E seçeneklerinde teşhis fakat D seçeneğinde teşbih yani benzetme kullanıldığı için diğerlerinden farklıdır ve bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
10. soru, numaralanmış dizeler için kişileştirme, benzetme, ad aktarması gibi anlam olaylarından hangileri ortaktır diyor. Birinci dizeye baktığımızda dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta, rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı. İkinci dize, körfez düşünür, kanlıca mahzundur uzakta, mazi gibi sislenmiş emirgan, çınaraltı. Arkadaşlar, dinmiş denizin şarkısı diyerek deniz şarkı söyleyebilir mi? Hayır. Rüzgar uyuyabilir mi? Hayır. Görmüş olduğunuz gibi bakın buralarda insana ait özellikler doğaya aktarıldığı için ne var arkadaşlar? Teşhis, yani kişileştirmeye başvurulmuştur değil mi? İkinci dizeye baktığımızda mahzundur kanlıca diyerek arkadaşlar burada da teşhis, yani kişileştirme sanatına başvurulduğu görülmektedir. Şurada da mazi gibi süslenmiş emirgan, emirganı maziye benzetmiş, burada da benzetme var arkadaşlar. Körfez düşünür ifadesinde ise ad aktarması var. Aslında kastettiği düşünen körfez değil, oradaki halktır. Dolayısıyla ortak olanı sormuştu. Bakın birinci dizede benzetme ve ad aktarması yok. Hem birinci dizede hem de ikinci dizede kişileştirme sanatının olduğu görülmektedir. Bundan dolayı bir numaralı ifade ortaktır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soruya geçmeden önce isterseniz konsept bilgimize bakalım. Deyim aktarmalarında benzerlik ilgisi varken ad aktarmalarında benzerlik ilgisi yoktur. 11. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim aktarması farklı bir şekilde yapılmıştır diyor arkadaşlar. Gök feryat figan ediyor. Yeryüzünü hiç böyle bitkin ve umutsuz görmemişti ondan. Gök feryat figan edebilir mi? Hayır. Dolayısıyla insandan doğaya bir aktarım var. Yani kişileştirme var. Peki yeryüzü bitkin ve umutsuz görünebilir mi? Hayır. Yine insandan doğaya aktarım var. Yani deyim aktarması bu şekilde oluşmuş. B seçeneğine baktığımızda sabahın ilk ışıklarıyla neşeli gözüken kavak ağaçları etrafa gülücükler saçıyordu. Bakın kavak ağaçları da yine burada kişileştirilmiş. İnsana ait olan neşeli gözükmek ve gülücükler saçmak ifadesi kavak ağaçlarının aktarıldığı için insandan doğaya aktarım söz konusu. Yani bu şekilde oluşmuş bir deyim aktarması var. Feleğin çemberi bize yine dostça davranmadı. Bizi denizin en dibine götürdü. Arkadaşlar feleğin çemberi dostça davranamaz. Dostça davranmak insana ait bir özelliktir. Yine insandan doğaya aktarım şeklinde bir deyim aktarması var. D seçeneği dursun. Dalgalar kendinden geçmiş bir halde yeryüzüne meydan okumaya başlamıştı. Dalgalar meydan okuyabilir mi? Ya da kendinden geçebilir mi? Hayır. Burada da kişileştirme var. O yüzden burada da insandan doğaya aktarım söz konusu. Bakın E, C, B ve A seçeneklerinde aynı şekilde oluşmuş bir deyim aktarması söz konusu. Ama D seçeneğine baktığımızda tatlı ve sevecen konuşmasıyla herkesi kendine çekiyor, herkesi mutlu ediyordu. Konuşma arkadaşlar işitme duyu organıyla ilgili bir durum. Yani kulakla ilgili. Peki tatlı? Tatlı tatma duyu organına ait. Sevecen görme duyu organına ait. Dolayısıyla duyular arası bir aktarım söz konusudur. Burada bu şekilde oluşmuş bir deyim aktarması var. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki beyitlerin hangisinde ad aktarması kullanılmıştır diyor. Ad aktarması bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Mesela soba yandı cümlesinde yanan soba değil içindeki odun ya da kömür. Ya da şöyle bir örnek verebiliriz. Bu akşam Nazım Hikmet'i okudum. Onu değil eserini gibi. Bu şekilde oluşan anlam olaylarına biz ne diyoruz hatırlarsanız? Ad aktarması diyoruz. Şimdi seçeneklere bakalım. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Bakın böyle bir kullanım var mı? Yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise dağlar ağrırken konuşmuştuk tepelerde. Sen nerede? O fecrin ağıran dalları nerede? Arkadaşlar burada da böyle bir kullanım yok. Bunu denemiş oluruz. Akşam güneş artık deniz ufkunda silindi. Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi. Bakın benzetme var.
ama burada da bir ad aktarması söz konusu değil, bunu denemiş oluruz. Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi, gönlümle hayalet gibi ben kaldım o yerde. Yine benzetme var fakat ad aktarması yok, bunu denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi, zenginler o cennette fakirlerle müsavi. Arkadaşlar burada gözlere kelimesinden kastedilen şey nedir? İnsandır. Dolayısıyla bir sözcük benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanıldığından dolayı, parça bütün ilişkisinden dolayı burada ne vardır? Ad aktarması vardır. Fakat burada zenginler ve fakirler kelimesini alamayız. Buralarda arkadaşlar adlaşmış sıfat var yine. Hani bunlara biz ad aktarması diyemeyiz. Ama gözlere kelimesinde var. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.